Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Selamlar Hikaye Saati. Gerçek ismimi vermeyeceğim. Adıma Adnan diyebilirsiniz. 38 yaşındayım. Eşimle birlikte her akşam sizin hikayelerinizi dinlemeye başladık. Artık film izlemiyoruz. Sadece sizin hikayelerinizi dinliyoruz. Yeni keşfettiğimiz için izleyecek daha pek çok hikayemiz var. Daha onları bitirmeden ben de size yaşadığımız bir olayı anlatmak istedim. İki tane evladım var. Ellerinizden öperler. Bir kız bir oğlan. Oğlum 6 yaşında, kızım 4 yaşında. Biz benim işim dolayısıyla merkezde oturuyoruz. Ailem ilçede oturuyor. Çok sık uğrayamasak da gönüllerini almaya çalışıyoruz. Her bayram oradayızdır. Yine de annem söylenir. Çünkü özler. Hem bizi özler hem torunlarını özler. Biz de bazen kendimiz gidemesek de çocukları göndeririz oraya. Yalnız bizim çocuklar akılları ermeye başladıktan sonra o ilçedeki evden korkmaya başladılar. Annemi çok severler, babamı çok severler. Ne zaman telefonda görüşsek biz de konuşacağız derler. Ama iş gitmeye geldiği zaman biz gitme istiyorlar. İki sene önce oğlum dört yaşındayken gitmiştik. O zaman kan kusturmuştu bize. Normalde çok uslu bir çocuktur. Ama nedense o eve gittiğimizde değişiyordu. Çok yaramaz bir çocuk oluyordu. Kendi çocuğumu tanıyamıyordum. Eve girmek istemiyordu. Sürekli ağlıyordu. Kaldığımız geceleri bize kabus etti. Niye böyle yapıyorsun oğlum dedim. Bak ben seni buraya misafirlik için getirdim. Burada uslu durman gerekiyor. Eğer yaramazlık yaparsan bir daha seni buraya getirmem dedim. Sen misin onu diyen 4 yaşındaki çocuk oldu size 40 yaşında. Bana söylenmeye başladı. Sen bu evin içinde kimlerin olduğunu biliyor musun dedi bana. Kim var oğlum dedim. Deden var, ninen var, biz varız. Yabancı kimse yok bu evde dedim. Var işte var dedi. Kim var peki? Ne görüyorsun söyle bana dedim. Şimdi söylemeyeceğim, akşam söyleyeceğim dedi. O kadar şaşırdım ki bana böyle bir cevap vermesine. Çok fazla uzun cümleler kuramayan bir çocuktu. Ama bir anda bana saydırmaya başladı. Bu evde benim görmediğim birileri olduğunu söylüyordu. Ama ne yalan söyleyeyim korkmuştum. Hemen durumu eşimle paylaştım. Zaten çocuklarla ilgili bir şey olduğu zaman mutlaka konuşuruz. Ona göre hareket ederiz. Eşim de bu yaşlarda çocukların çok sık hayal gördüğünü söyledi. Aldırma dedi akşam olsun bakalım ne anlatacak. Ama bana kalırsa çift başlı ejderha gördüm diyecek dedi. İnşallah öyledir dedim. Çünkü ben cin konularına çok inanırım. Hafiften de tırsarım. Yalan söylemeye gerek yok. Akşam oldu. Ben oğluma bakıyordum. Bir şey diyecek mi acaba diye. Çay içtiğimiz bir zamanda eşim mutfağa gitti çay doldurmak için. Biz içeride hep birlikte oturuyorduk. Oğlum da tam yanımda oturuyordu. Bir anda bana baktı ve o anda evin içinin buz gibi olduğunu hissettim. Bütün tüylerim ayağa kalktı. Üzerimde bir tişört vardı. Ev ne kadar soğuk oldu dedim. Çocuğum bana dönerek ev soğuk olmadı baba. Onlar geldi dedi. Kim geldi dedim. Bana sormuştun ya. Gelenleri söyle demiştin ya. İşte geldiler. Şimdi buradalar. Annem çıkınca onlar girdi içeri dedi. Babam da hemen işi şakaya vurdu. Kimmiş o gelenler, kimmiş seni korkutan? Ben döverim onları filan diye konuşmaya başladı. Baba dur dedim. Bu mevzu öyle bir şey değil. Bakalım çocuk ne anlatacak bir dinleyelim. Çocuğu bir tek ben ciddiye alıyordum. Çünkü bana bu evde kimlerin olduğunu sen görüyor musun derken o gözlerinin içindeki korkuyu fark etmiştim. O bakışları beni çok etkilemişti. Gözlerinde yine aynı korku ifadesi vardı. Kaç kişiler diye sordum. Önce üç, sonra da beş kişiler dedi. Ama çocuğun doğru düzgün sayı saymayı bilmiyordu. Karıştırıyordu yani. Özellikle ile beşin yerini çok karıştırırdı. O yüzden içeri giren üç kişi miydi, yoksa beş kişi miydi, hala bilmiyorum. Sonra yavaştan bana sokulmaya başladı. Kolumun altına saklanmaya çalışıyor gibiydi. Kafasını iyice bastırdı vücuduma. Etrafında ne varsa görmek istemiyordu. Ne oluyor oğlum dedim. Baba bakamıyorum bakamıyorum çünkü çok korkunçlar dedi. Ben buradayım oğlum korkma. Ben senin yanındayım. Bak hepimiz buradayız. Sakın korkma dedim. O arada eşim geldi. Kapıyı kapattı ve oğlum birdenbire annesine bağırmaya başladı. Sen giderken kapıyı neden açık bıraktın diye. Belli ki odaya girenler artık yoktu. Çocuk bir anda ağlamaya başladı. Daha önceki hiçbir ağlayışına benzemiyordu bu. Annesi de sarıldı, kucağına aldı. Ona kendini güvende hissettirmeye çalışıyorduk. Ama bir türlü başaramıyorduk. Yine gelecekler, yine buradalar, kapının arkasındalar, açtığınızda yine girecekler diyordu. Neyse o geceyi çok handikaplı bir şekilde atlattık. Kızımız daha da küçüktü. Onun ne gördüğünü, ne yaptığını bilmiyorduk. Onun dilinden bir tek annesi anlayabiliyordu. Ertesi gece çok daha kötü bir olay yaşadık. Hepimizin uyuduğu bir zamandı ailecek birlikte aynı odada yatıyorduk. Yere bir yatak serilmişti, dördümüz de yerdeydik. Çocuklar aramızdaydı. Kızım ağlamaya başladı ama zaten her gece ağlardı. Baktım eşim uyandı, çocukla ilgilenmeye başladı. Ben biraz daha yatayım dedim. Tam o anda oğlum sıçrayıp ağlamaya başladı. O kolay kolay gece uyanmaz. Uyansa da öyle ağlayan bir çocuk değildi. Gelip bizi sakince uyandırırdı uyuyamıyorum diye.'' Kötü bir rüya gördüğünü düşündük. "Niye ağladın?" dedim. "Baba sizi asmaya geldiler." dedi. "İnanmazsan git bak, ipleri oraya astılar." dedi. Çocuk akşamdan beri yanımızda yatıyordu. Yattığımız odadan çıkmamıştı ama bana gidip diğer odalara bakmamı istiyordu. Orada asılı duran bir ip olduğunu söylüyordu. "Gel oğlum," dedim, "sana göstereyim. Bütün odalara tek tek bakacağız birlikte ve olmadığını göreceksin." bu gördüğün sadece rüyaydı dedim. Tuttum elinden odaları göstermeye başladım. Annemle babamın uyuduğu odayı bile gösterdim. En son küçük oda dediğimiz bir oda vardı. Kiler olarak kullanırdık orayı. Orayı gösterecektim. Gel oğlum dedim. Kapıyı açtım. Açmamla da dona kaldım. Tavandan sallanan dört tane ip gördüm. Hani birini idam etmek için bağlarsınız ya ipi. Tıpkı o şekildeydi ve çocuğum görünce çığlıklar atmaya başladı. Sana demiştim baba, sizi asacaklar baba dedi. Gördüklerime ben de inanamadım. Başka bir şey olsa belki oğlum yaptı diyeceğim ama tavana kadar 4 yaşındaki çocuk nasıl yetişsin? Hemen eşimi çağırdım. Buraya gel dedim, bir şeye bakman lazım. Eşim de korktu. Annemle babamı uyandırdık, onlar da baktılar. Bildiğiniz eve birisi girmiş ve o tavana ipleri bağlamış. Annemlerin evi yeni bir ev değildi, eski bir evdi. Tavanında tahtalar vardı. O tahtaların arasından geçirmişler ipleri. Nutkumuz tutuldu, utanmasak biz de ağlayacağız. Çocuğa korkulacak bir şey yok bile diyemedim. Çünkü korkulacak bir şey vardı. Çocukları yattığımız odaya bıraktım, başında da eşimi bıraktım. Ben annemle babamın odasına geçtim. Sizinle bir şey konuşmam lazım gelin dedim. İlçede benim eskiden beri tanıdığım bir hoca vardı. O hoca hala burada mıdır diye sordum. Babam da burada olduğunu ulaşabileceğimizi söyledi. Çok şükür dedim. Sabah olur olmaz ilk işimiz o adama gitmek. Eğer mümkün olursa o buraya gelirse daha da iyi olur. En azından şu ipleri görmüş olur dedim. Babam da sabah olunca arayacağını söyledi. Tabi o dakikadan sonra hangimiz uyuyabiliriz ki? Oturduk ve güneşin doğmasını beklemeye başladık. Çay üstüne çay içiyoruz, sigara üstüne sigara yakıyoruz. Kendimi en çaresiz hissettiğim günlerden biriydi. Koltukta otururken uyuklamışım. O sırada sabah olmuş. Babam da hiç beni uyandırmadan hocayı alıp getirmiş. Gözümü bir açtım, karşımda hoca. Hemen kalktım, elini öptüm. Eskiden de tanıdığım biriydi. Biraz hoşbeş ettikten sonra durumu yavaştan açtık. Odayı da gösterdik, iplere de baktı. Çıkardı kendisi de dokundu. Sonra ipleri aldı, çantasına koydu biz oturma odasına geçtik. Eşimden birkaç basit malzeme istedi. Eşim onları getirdikten sonra da konuşmaya başladı. Öncelikle dedi bu ipleri hangi kabilenin koyduğunu bilmemiz gerekiyor. Cinler dedi tıpkı insanlar nasıl ırk ırksa cinler de dedi kabile kabiledir. Bizim önce dedi düşmanımız kimmiş onu bilmemiz lazım. Düşmanın kim olduğunu bilmeden savaşamayız dedi. Bilelim hocam dedim hangi kabileymiş. İpi aldı eline. Ucuna bir çakmak tuttu. Püskül gibi ince ince ayrıldı ip. Sonra o ayrılanları sonuna kadar çekmeye başladı. Onları alıp bir kova dolusu suyun içine bıraktı. Üzerine de bir kumaşla örttü. Birazdan ne olduğunu anlayacağız dedi. Ve beklemeye başladık. Neyi beklediğimizi bilmiyoruz. Hoca izliyoruz sadece. O esnada hoca cinler hakkında bilgiler veriyor vakit geçsin diye. Şöyledirler, böyledirler, şöyle yaşarlar. Herkesin bildiği şeyleri anlatıyordu. Biz de dinliyorduk. İçeri odaya oğlum girdi. Hemen tutup çıkarmak istedim. Senin ne işin var bu odada? Git diğer odaya. Biz büyükler burada bir şeyler konuşuyoruz. Çocuklara göre değil dedim. Çocuğu tam çıkaracakken hoca durdurdu beni. Niye gelmiş? Önce bir sor dedi. Oğlum da hocaya dönüp senin için geldim sana bir şey diyeceğim dedi. İşler iyice garipleşiyordu. Ne diyecek diye baktım oğluma. O kovanın içinde demir var dedi. Sen dört yaşında bir çocuksun. Demiri nereden bilirsin, çeliği nereden bilirsin? Hoca tamam dedi. Ben oğlumu çıkardım odadan. Annesi lavaboya gidince fırsattan istifade çıkmış odadan. Neyse bir iki dakika sonra o kovayı açtık. Üzerindeki kumaşı kaldırdı hoca. Sonra gözlerime inanamadım kovanın içinden koyduğumuz ip yerine bir demir çıktı. Dikdörtgen şeklinde tablet gibi bir demir ve üzerinde de baskılı harfler var. Arapça mıdır başka bir dil midir bilmem ama üzerindekilerin yazı olduğu belliydi. Nizami bir şekilde yazılmıştı. Garip garip semboller, harfler, noktalama işaretleriyle doluydu. Neyse hepimiz hocanın ağzından çıkacak bir tek kelimeyi bekliyoruz. Evirdi çevirdi ben bunu okuyamadım dedi. Çağır seni şu oğlanı dedi. Hocam benim oğlum okuma yazma bilmiyor dedim. Benimki de laf. Bilse de Türkçe bilir zaten. Adam bilmiyor mu o bilmeyeceğini. O an işte insan saçmalayabiliyor. Neyse ben çocuğumu çağırdım. Gel oğlum dedim. Hoca elindeki demiri gösterdi. O demirden tableti adı neyse artık. Bak bakalım oğlum. Ne yazıyor burada dedi. İnanır mısınız oğlum o yazıyı okumaya başladı. Ailemizden bazılarının isimleri yazıyormuş. Bu isimleri soy isimleriyle birlikte okudu. Sonra hoca annem ve babama büyü yapıldığını söyledi. Bu eve uzun zaman önce büyü yapılmış. Cinler o evin içinde yaşamaya başlamış. Oğlum da masum olduğu için göz perdesi kapalı olmadığı için görmüş onları. Çocuk bizi gerçekten uyarmaya çalışmış. Büyü meselesini çözdü ama kimin yaptırdığını söylemedi hoca. Ne kadar ısrar ettiysek de ağzından bir tek harf bile çıkmadı. ''Söyleyemem çünkü söylersem iyi şeyler olmayacak. Bunu biliyorum.'' dedi. Hocanın cinleri aynen şöyle söylemiş. ''Eğer kim olduğunu söylersen bu adam katil olacak.'' demiş. ''Ben bunu yapanın kim olduğunu öğrenirsem katil olduğum gün olacakmış o gün. Bu yüzden Allah'a dua et ki o günü hiç yaşama.'' dedi. Ben de kapattım olayın üzerine. Kim olduğunu merak ediyorum. Ancak öğrenirsem başıma neler gelecek, neler yaşayacağız... Bunlardan da ürküyorum. Bazen her şeyi bilmemek gerekiyor sanırım. Bu da böyle bir sır olarak kalsın. Nasıl olsa hesap günü her şey ortaya dökülür. Kim ne yaptıysa öğreniriz. Allah bundan sonrası için cümlemizi korusun. Kızım annemle babamın evine gittiğimiz zaman çok ağlardı. Oğlumu zaten anlattım. Ama şimdi hiç sesleri çıkmaz. Artık gidelim diyorlar, korkmuyorlar. Tehlikenin geçtiğini de buradan anlıyoruz. Hikayemi dinleyen herkese teşekkür ederim. Başta da size teşekkür ederim Pınar Hanım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.